günler sevgili izleyiciler. Bugün Artvin TV ekranlarında izlemiş olduğunuz Sokağın Nabzı programıyla Arhavi'deyiz. Arhavi'deki esnafların, balıkçıların, Arhavi halkının sıkıntılarını, sorunlarını, taleplerini dile getireceğiz. Herkese iyi seyirler dileriz. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Recep Yılmaz. Recep Bey, Arhavi'de balıkçılıkla uğraşıyorsunuz. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Ben valla çocukluğumdan beri yapıyorum. 8 yaşından beri. Kaç sene oldu takriben? Yani bir 40 sene oldu. Biraz işinizin özelliğinden bahseder misiniz? Ya işimizin özelliği biz balık alıp balık satıyoruz. Evet. Yani taze balık. Tabi bu aralar biraz sıkıntıdayız. Satılmıyor, kimse yok. Pahalı. Öyle yani. Peki hangi balıkları bulunduruyorsunuz? Valla bizde her çeşit balık oluyor. Kupra, istavrit, ondan sonra alabalık, somon, mezgit, istavrit, barbun, hepsi oluyor. Şu an hangi balık yenmesi gerekiyor peki? Hangi balığın zamanı şu an? Şu an istavrit, barbun, mezgit. Yerli balıklar. Yani burada çıkan balıklar. Hep Karadeniz'de avlanan balıkları mı alıyorsunuz? Hayır, çiftlik balıkları da var. Somon, alabalık. Bunlar çiftlik balıkları. Lezzet açısından hangisini önerirsiniz? Lezzet şu an istavrit. İstavrit. Peki Recep Bey, biliyorsunuz Marmara Denizi'nde bir salya durumu var. Bu Karadeniz'e doğru da akıyor şu an, Kocaeli'de işte Karadeniz'de de görüldü. Evet. Nasıl, ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Yani ne düşünebiliriz tabii ki bu... Yıllardır zaten denizlerimizi biz kendimiz kirletiyoruz. Yani bir önlem alamıyoruz ona. Hele İstanbul gibi mega şehirde hani bu atıklar tabii zamanında denize verilmiş. Yani onu şimdi engellemek zor. Yani ne yapacaklar onu da çok zor yani. Balıklar da ölüyor salyadan dolayı. Yani Marmara Denizi'nde balıkların kalmadığı. Hatta denizin en derinlerine bile indiği söyleniyor. Evet, doğru doğru. Bununla ilgili yani ileriye dönük balıkçılıkta bundan etkilenecek mi? Tabii ki etkilenecek. Şu an Karadeniz'de balık zaten yok. Yani bitmek üzere. Yani bu büyük tekneler var. Sonar kullanan cihazlar var. O cihazları bir 3-5 sene yasaklasalar balık olur. Ya da işte Ege'de, Marmara'da mesela sanayinin çok olduğu yerde... Hı. Yani bu sanayi atıklarını artık bir şey yapmaları lazım. Yani devlet büyükleri bunu daha iyi bilir de biz tabii ki balıkçıyız. Mesela karşı tarafta ben çok çalıştım Rusya'da, Ukrayna'da, Romanya'da. Orada adamlar geliyor, ekologlar, kayıktan bir damla su bile aksa ceza yazıyorlar. 300 bin dolar, 400 bin dolar. Biz niye yapmıyoruz onu da pek anlamış da değilim yani. Siz Arhavi'de yaşıyorsunuz. Arhavi, Artvin'in turizmi açısından önemli bir yer. Evet. Özellikle plajı, yazın Artvin merkezden bile insanların kalkıp geldiği. Evet. Salya eğer buraya kadar gelirse turizm nasıl etkilenecek? Turizm, tabii ki bizim buradaki turizm, deniz turizmi pek yok burada da. Bizim daha çok dağ turizmi var. Onu da bitirdiler. Yani onu da MNG girdi o... Kamilet Vadisi'ni bitirdi zaten. Yani çamur akıyor. Çamur akıyor, evet. Bembeyaz çamur akıyor öğleye kadar, bire kadar. Ondan sonra da açıyorlar herhalde kanalları. Kendi su akıyor. Yani zaten o balıkları da bitirdiler. Denizi de etkileniyor. Yani bilmiyorum, bu para hırsı herhalde her şeyin önüne geçiyor. Yani öyle diyebilirim. MNG Holding Arhavi'ye yatırım yapıyor bir yandan, ama bir yandan da böyle dağları, dereleri bozmaya yani çalışıyor. Evet. Doğrudur ama nasıl diyeyim? Ya zaten MNG Holding kendisi yapmıyor ki bunu. Tabii ki bizi yönetenler yapıyor. Yani MNG Holding'in bir yetkisi yok. Zaten yani şimdi tabiri caizse hani söylemek de istemiyorum ama bütün dünyayı yiyorlar yani. Artık yeter yani. Ne yapacaklar? Öbür tarafa mı götürecekler? Ya da cennete yatırım mı yapıyorlar? Anlamadım yani. Ne yapacaklar bu kadar parayı? Yani biraz da insana yatırım yapsalar daha iyi olur tabii. Kamilet Vadisi'nin durumu ulusal basında da çok yer aldı. Evet, evet. Şu anki mücadele durum, de ediyorlar. Evet. Yani şu an durum nedir? Halk nasıl bir tepki gösteriyor? Halk tepki gösteriyor. Yalnız bu belli bir kesim, mesela bu doğa haklarını koruyan bizim insanlarımız var. Hani duyarlı insanlar, ama tabii hep beraber yapmamız lazım bunu. Mesela İkizdere'de olduğu gibi yapsalar belki bir şey yaparlar, ama zaten bozmuşlar. Ben gittim baktım. Bütün o dağları mesela hep o vadiye dökmüşler. O vadi zaten yani ne bileyim, bütün dünyada olmayan çeşitlerde bitkiler var. Evet.
Hayvanlar var, hepsini bitirdiler yani. Bilmiyorum nasıl olacak, nasıl bir yönetim gelmesi lazım onu da bilmiyorum. Gelen söz veriyor ama yani bitiriyor. Yani yapacak bir şey yok. Peki pandemi Arhavi'de nasıl seyrediyor? Pandemi şu an herhalde Arhavi'de hasta yok. Benim eşim sağlıkçıdır zaten. Şu an hastanede bir şey yok. Şu an burada da bir şey yok ama. Bir dönem Arhavi peki yapmıştı. Evet peki yapmıştı ama şimdi yok. Hasta yok yani. Esnafı nasıl etkiledi? Halkın ekonomisini nasıl etkiledi Arhavi'de? Zaten halk zaten sokağa çıkamadığı için, bir de maddi geliri olmadığı için balık da almıyor. Hani alışveriş sadece bu zincirleme marketlerden alıyorlar. Ama o da mecbur, ihtiyaçlarını gideriyor. Şimdi balığın kilo zaten 25-30'dan aşağı düştü yok. Şimdi herkes de yiyemiyor yani. Bunu fakir insan yemedi mi satış da olmuyor ki. Ekonomisi iyi olan insana. Yani bir nebze memur insanlar yine yiyorlar da. Ya da ekonomik durumu iyi olanlar. Fakat halkın geneli mesela alt kesim, alt tabaka yiyemiyor bunu. Yani bu bir gerçek. Ya da ayda bir kere yiyor. Peki çayla ilgili konuşabilir miyiz biraz? Evet. Çayda biliyorsunuz bu bölgede eylemler gerçekleşti. Özellikle Hopa'da, Sındıklı'da, Kemalpaşa'da. Çayda kotaya, kontenjana son verilerek. Neler düşünüyorsunuz? Vallahi neler düşünüyor? Zaten buranın geçim kaynağı çay. Evet. Çayla mı var oldu şehrin burası? Şehrin merkezinde bir fabrika da var. Var ama ben anlamıyorum. 50 senedir niye ikinci bir fabrika açılmıyor mesela? Niye milleti bu özellere mecbur kılıyorlar? Onu da anlamış değilim. Yani milletin geçimi bu zaten. Yani burada şimdi neler olmuşsa hepsi çay yüzünden olmuştur. Ama gel gör ki bizim hükümet bir tane fabrika açamıyor. 50 fabrikası var. 52 tane herhalde tam bilmiyorum da. Yani bir 53. 54. açmadı. Hem istihdam yapardı hem çayını da alırdı. Hani 3000 liraya 2900 liraya mesela milleti yönlendiriyor yani. Ben anlamıyorum yani. Madem bu kazanamıyor onlar nasıl kazanıyor onu da pek yani anlamıyorum yani. Çaykur biliyorsunuz varlık fonuna devredildi ve gün geçtikçe de zarar ettiği söyleniliyor şu an. Gerçekçiliği var mı bu durumun? Şimdi şöyle düşünün 80 milyon muyuz biz? 80 milyon diyorlar. 80 milyon her gün her öğün çay içiyor. Yani bu nasıl zarar ediyor ben anlamadım. Evet Türkiye yani. Üretim açısından 3-4. Sırada aslında dünyada ama tüketim açısından 1. sırada yer alıyor. Evet 1. sırada yer alıyor. Nasıl herhalde o varlık fonuna aktardıkları başka sektörler zarar ediyor, onu Çaykur'dan çıkartıyorlar gibime geliyor yani. Başka bir izahı yok mu? Yani ben mesela günde nereden baksanız, bak şurada çay ocağı var, oradan her gün 20 tane çay içiyorum. Tek bir kişi. Misafirim oluyor, bu 50 lirayı buluyor yani. Mesela benim müşterim geliyor, balık temizlettirirken oturuyor, çay da içiyor, kahve de içiyor, ne istiyorsa veriyor. Yani nasıl zarar ediyor yani, satılan bir şey zarar eder mi? Anlamış değilim yani. Peki ithal çay durumu var bir de. Seyhan çayı mı? Evet o da var ama o nasıl diyeyim o katkı maddesi var. Şeye attığınız gibi hemen kıpkırmızı oluyor. Yani onda herhalde bilmiyorum bilim adamları söylüyordu da kanserojen madde de varmış ama ucuz olduğu için herhalde o yüzden alıyorlar. Katıyorlar çaya. Yani Türkiye'de üretim yapılırken neden dışarıdan tekrar çay ithal ediliyor? Tabii bu iş adamları nasıl para kazanacak mesela yani onunla alakalı olması lazım. Bir iş adamına veriyorlar o da getiriyor ucuz çay. Yani para kazanıyor. Tabii milletin sağlığını düşünen yok. İşin açıkçası bu yani. O zaman son olarak sizden bugünlere dair bir mesaj alabilir miyiz? Yani bugünler elbet geçecek ama bizim gelecek nesiller için yani çevreyi, doğayı, özellikle tabiatı korumamız lazım. Yani bu denizlerde bizim üç tarafımız denizlerle çevrili ya. Yani bir böyle 3-5 sene bu cihazları sokmasalar denize ben eminim ki ya da sanayi bölgesinde atıkları denize yani artık mesela bir şekilde atıkları da muhafaza etseler herhalde bizim gelecek nesiller daha iyi balıklar görürler gibime geliyor. Peki çok teşekkür ederiz. Sağ olun teşekkür ederim. Herkese selamlar. Artvin'de yerel market, kültür market. Zengin ürün çeşitliliğiyle ve her bütçeye uygun fiyat avantajlarıyla Artvin halkının hizmetinde. Kaliteli ürünlerimiz kültür market güvencesiyle daima siz değerli müşterilerimize sunulmaktadır. Kültür Market, Ceyhun Yılmaz, adres Çarşı Mahallesi, Sabit Osman Avcı Caddesi, Kültür Sokak,
Telefon 0542 331 67 84 Artvin. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Cabir Bekaroğlu, Rize doğumluyum. 1983 doğumluyum. Dede mesleğidir. 1957'de işletmemiz faaliyete geçti. Ondan sonra bu tarihe kadar devam ettiriyoruz. Artvin bölgesinde şu an için tekiz, ne yetişen bir ustamız var. Artık bizden sonra bu meslek devam eder etmez onu bilemiyoruz. Yetiştirmek istiyoruz ama kimse artık bu mesleğe gönül vermiyor. Bakır aslında eskiden günlük hayatta kullanılırdı ama şimdi insanlar bulduğunda vitrinlerine süslük, aksesuar olarak koyuyor. Kullanım olarak kaldırılmış durumda. Siz bu bölgede teksiniz. Kalaycılık da yapıyorsunuz sanırım. Tabii tabii, kalaycılık da yapıyoruz. Aslında bakarsanız bakıra bir dönüş var. Yani yeni nesil bakırı daha çok tercih ediyor ama bakır çelik ve alüminyuma göre biraz daha pahalıdır ve bakımı biraz daha zor. Fakat lezzet ve sağlık yönünden bakır çelik ve alüminyumdan çok çok da üst kalitededir. Gerek artık uğraşmak istemediklerinden mi, maddi olarak pahalı olduklarından mı, bir de az önce iyi bir konuya değindiniz. Artvin bölgesinde tek kalaycıyız. Yani oldukları bölgelerde kalaycı sorunun olması da bakırla vatandaşın haşır neşir olmasını etkiliyor. Temizlemesi, yani evlerde temizlemesi yapılıyor ama birkaç farklı yöntem kullanılıyor. Örneğin ketçapla temizleniliyor. Evet, ya dışı üzerinden. Nasıl temizliyor? Kalaycılık üzerine biraz konuşalım. Kalaycılıktan bize biraz bahsedin. Ardından da bakır bakımından, bakırın bakımından bahsedebilir misin? Tabii. Kalaycılık şöyle, kullanımınıza bağlıdır. Bakırda yanlış şöyle bir bilgi de var. İşte kalaysızsa zehirlenirim. Hayır. Bakır, örnek veriyorum, kalay yaptınız veya kalaysız bir bakırda yemeği yaptınız, yediniz, herhangi bir problem yok. Ama bekletirseniz kalaysız, o zaman etkileşime giriyor yemekle, zehirleme riski var. O da yani bir sigaranın vücuda vermiş olduğu zarardan kat ve kat az. Uzun süre o şekilde yiyeceksiniz, mide bağırsakta bir problem çıkartabilir. Ki ben 60 senedir bu mesleği dededen beri yürütüyoruz. Herhangi bir bakırdan zehirlenmiş bir vaka duymadım, görmedim. Temizleme kısmına gelince makinede daha erken deforme oluyor. Yani elle temizlemek daha mantıklı. Kalayın daha uzun süre kalması için. Dış parlatmada da günümüzde, hani biz burada polisaj makinesinde de yapıyoruz. Fakat dış parlatmada evde ketçap, limonla görüntü güzel olsun diye ev hanımları o şekilde kullanıyorlar. Benim dedem bakırları böyle külle kaynatıyordu, bir de böyle dışı parlasın diye, temizlensin diye. Kül ve kum da bakırın, evet, içinde, dışındaki pisi, yağı, o ocağın vermiş olduğu hissi alıyor, doğrudur. Yani biz de burada kalay öncesinde İşte kostikte kaynatıyoruz. Daha sonra kumla temizliğini yapıyoruz. Ondan sonra kalayını yapıyoruz. Peki bir süresi var mı kalayın? Yani belli bir süre sonra tekrar yapılması gerekiyor mu? Yani kullanıma bağlı, metalle bakırı iletişime sokmazsanız, makinede kullanmazsanız çok çok uzun yıllar kalay yaptırmadan da kullanabilirsiniz. Peki hangi ürünler var şu an sizde bakır olarak? Aklına gelebilecek her türlü ürün var. Cezvesinden çaydanlığına, kulaklı tavasından saç tavasına, tenceresinden pilavlık tenceresine, her bir şey var yani. Semaverinden çay ocağı üstüne, lambasına kadar. Evet, doğru. Dediğiniz gibi şu an günümüzde etnik ya da işte daha çok yöresel işletmelerde de bakır demlikler, bakır cezveler kullanılıyor. Böyle bir yönelim var işletmelerde özellikle. Yohopa halkı da bakıra meraklıdır. Yohopa insanı da kullanılıyor ama dediğiniz gibi, yani şöyle diyeyim, biraz daha kalbur üstü insanlar bakırı tercih ediyor.
bu mesleğin, yani bakırcılığın ölmemesi için neler söyleyeceksiniz daha da yaygınlaşması için? Şimdi şöyle diyeyim mesela. Aslında insanların aklında şöyle bir algı oluşturdular. Bakır sağlığa zararlıdır. Onun da ana kaynağı, benim görüşüm, bakırın ham maddesi pahalı, maliyeti yüksek. Bir de örnek veriyorum, bakır bir tencere aldınız, hepimizin evinde vardır. Dedemin dedesinden kaldı bu. Ama çelikte, alüminyumda öyle bir dedemin dedesinden kalma lüksü yok. Dolayısıyla tüketim olması için mümkün mertebe vatandaşın bakırdan uzak durması lazım. Alüminyum alıyorsun, maksimum bir sene ömrü var. Çeliği alıyorsun, sonrasında işte cam kapak kırılacak, kulağı değişecek, kapağı değişecek. Dolayısıyla bir sirkülasyon oluşturuyor ama bakırda öyle bir şansın yok. Bir alıyorsun, sadece senede bir veya iki senede bir kalayını yaptıracaksın. Dede, torununun torunu da onu kullanacak. Yani bakıra devamın sağlanması için şöyle bir şey yapılabilir. Çok noktada vatandaşın kolayca ulaşıp kalayını vesairesini yaptırabileceği noktalar çoğalırsa vatandaş da otomatikman, yani ne kadar görsele hitap ederse o kadar çekiciliği olur, kullanımı olur. Peki az önce bakırın pahalılığından bahsettiniz. Geçmişte de bu kadar pahalı mıydı yoksa gün geçtikçe mi pahalaştı? Çünkü ya belki evet çeliğin ortaya çıkması yıllar sonrayı buldu. Evet, o zaman yoktu ama çoğu insan da evinde yoğurt bile mayalattıkları kap bakırda stil diyorduk. Hani o bile bakırdı ve çok bulunuyordu. Her evde bulunuyordu. Dediğim gibi o zaman sadece bakır vardı. Alüminyum ve çelik daha sonrasında, yani hem bakır kullanmaya mecburdular. Dolayısıyla çelikle, alüminyumla bakır arasındaki fiyat, yani alternatifi yoktu. Alternatifi yoktu. Ya üreten firmalar da bakırı alternatif olarak işte alüminyum, çeliği daha gerek reklam konusunda gerek işte bakırın sağlığa zararlı olduğunu defalarca dile getirip vatandaşı ona yönlendirdiler. Ki bu caddede 8 tane bakırcı vardı. Şu an Artvin'de yok yani tekiz. Rize'de 2 tane var. Trabzon'da kaç tane var bilmiyorum ama yok. Peki. Ya yeni yetişen de yok. Şimdi şöyle de izah edeyim. Dedem 2005 Kasım 28'de vefat etti. Mekanı cennet olsun. 2 tane ustamız vardı. Biz dede ocağıdır, devam ettirelim dedik. Bir ustamız emekli oldu. Bir sene daha çalıştı. Ondan sonra devam etmedi. Diğer ustamız da başka bir işe girdi. Şimdi babamla beraber devam ettiriyoruz. Ettirmeye çalışıyoruz. Hani yeni birini yetiştirelim. Gerekirse hani ocak, dükkan vesaire bana ait. Kendin yap. Bütün şey sana. Ama ona rağmen yetişmiyor yani. Yeni eleman yetişmiyor. Günümüzde yani sanayi sitelerine bile uğradığımızda aynı sıkıntı var. Yani bir çalışan eleman bulamamak, ki özellikle böyle zanaat isteyen işlerde. Cisinden motorcusuna, sobacısından bakırcısına, lastikçisinden, yani her sektörde aynı sıkıntı var maalesef. Peki buradan bir duyuru yapar mısınız? Hani gelip bizimle çalışabilirsiniz, bu işi öğrenin. Memnuniyetle. Yardımcı oluruz gerekirse, dediğim gibi yani her türlü kolaylığı da sağlarız. Siz bakır üzerine işleme vesaire de yapıyor musunuz? Yani de yok. Bende yok. Babamda da el sanatkarlığı yok. Dedemle buradan en son emekli olan ustamız da vardı güğümden. Yani her şeyi ham maddeden alıp işleyip bitirine çıkartıyordu ama onda da bizim şöyle bir sıkıntımız oldu. Bakır leva temininde sorun yaşıyorsun. Belli bir miktar alman gerekiyor. O miktarı kendin işlediğin zaman hazır aldığından daha pahalıya mal ediyorsun. Dolayısıyla ona o zamanı ayırma gereksinimi duymadık ama keşke yapsaydım tabii. Biz çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. İnşallah. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Harika Genç Yılmaz. Harika Hanım, Arhavi'de terminalde büfe işletmeciliği yapıyorsunuz. Evet. Kaç yıldır yapıyorsunuz? 12 yıl falan oluyor. Evet. 12 yıllık süreçle beraber pandemi sürecini değerlendirir misiniz? Pandemi süresi bize çok ağır geçti. Yani müşteri yok.
kira, elektrik parası, faturalar falan, onları ödemek çok zor. Yani seyahat kısıtlamaları uygulandığı için terminallerde çalışan insanlar daha çok etkilendi bu süreçte. Aynen aynen, çok etkilendik yani. Durum işler acısı ama herkes için aynı oldu, evet. Yani fark yok yani. O işte inşallah düzelecek, umudumuz o. Evet. Peki Arhavi'de nasıl geçti bu genel olarak pandemi? Arhavi'de önceleri çok bizi şey yapmadı ama sonradan dışarıdan gelen insanlar, memlekete gelen insanlar hastalık bulaştırdı. Mesela ben burada çok dikkat ettim, hiç hastalanmadım. Allah'ıma bin şükür, yani hiç hastalık falan olmadı. Zaten iki tane aşımı da oldum. Yani şimdi iyiyim, yani hiçbir şey yok ama maddi olarak çok zarar gördük. Bizim bir tane daha dükkanımız var. Onda biraz içki falan olduğu için hep kapalıydı. Buranın ödemesi falan da işte çok zorlandık. Eleman parası falan ödeyemiyoruz. O şekilde yani. Çeşitli esnaf paketleri çıktı bu süreçte. Faydalanabildiniz mi? Biz hangisine faydalandık? Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Ondan sonra hangisinden faydalandım? Burası yeğenimin üstüne olduğu için bilmiyorum ama herhalde bir paketten yararlandık. Şimdi yeni bir paket daha varmış. Ondan yararlanacak mıyız bilmiyorum. Yani. Peki. Arhavi'lisiniz. Arhavi'deyim. Arhavi turizme açık bir yer. Özellikle doğasıyla birlikte. Evet. Yeşillik. Fakat, evet. Doğa, deniz, mavi ve yeşilin olduğu yer. Evet. Çok güzel bir yer. Evet. Bir doğa katliamı da söz konusu. Kamilet Vadisi'nde bir yıldan fazladır çamur akıyor dere. Bununla evet. ilgili neler söyleyeceksiniz? Yani HES projesi herhalde. Evet, HES projesi. Olmasaydı iyiydi. Acaba olunca da ne faydası var? Çok o kadar derinden bilemiyorum ama doğayı katletmezsek çok iyi olur. Mesela İkizdere'de falan. Evet. Ama herkesin bir bildiği var elbette. Bilemeyeceğim. O kadar inceden bilemiyorum ama yeşillik katledilmesi çok güzel olur. Arhavi'nin plajı da çok güzel. Evet. Özellikle diğer ilçelerden, ondan sonra Artvin merkezden gelen insanlar oluyor yaz sürecinde. Marmara Denizi'nde bir salya söz konusu. Evet. Karadeniz'e de girmiş durumda hatta. Ha. İlerleyen dönemlerde bu bölgelere de gelirse, buraya da gelirse ne gibi şeyler olur? Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı. Büyük bir proje çalışması başlatıldı. Evet. Kanal İstanbul. Yok onu demiyorum. Pardon. Bu salya işte salya için bir bütün bilim adamlarını bir araya getirip bir proje yapıyor. Evet. Belki de Karadeniz'e çok da kıyıdan yani içine almadan kurtaracağız yani bilemiyorum. Peki çay üretimiyle ilgileniyor musunuz? Çay bahçem yok. Var da yani yarıcılar falan var. Evet. Çay toplayanlar var. Çok oraya şey yapamıyorum yani ilgilenemiyorum. Bahçem var ama. Evet. Bu babamın. Süreçte bu taraflarda eylemler oldu. Kota, kontenjan mevzusu var. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Herkes tabii kota olmasa çok iyi olur. Ama herkes çay kura verirse nasıl olur? Orası icra mı olur? Çay kurun şeyi yok. Yani yok o kadar. Onu kapasite yok. Onu şey yapacak hali yok. Ama özellere de hepsi şimdi nasıl oluyor biliyor musun? Çayı herkes 3 gün 5 günde toplamak istiyor. Evet. Öyle olmasa da şöyle bir aya yaysalar hiç kimse zorluk çekmeyecek. Eskiden mesela bir ay çay topladığımızı biliyoruz. Şimdi, eskiden aileler içine girdiği için hep aileler çalıştığı için. Şimdi büyükler kaldı. Gençler mesela geziyorlar, çay toplamıyorlar. Yani her şeyin bir şeyi var. Ben 58 yaşındayım bak oturuyorum büfede. 57 yaşındayım. Oturuyorum büfede para kazanıyorum bak. Ama herkes kolayına gitmek istiyor. Emek yapmayacağın hiçbir şey helal olmaz yani. Yarıcı ödemeleri nasıl peki? Yarıcı ödemesi yarı yarıya, kötü bir yerse yani güzel yer değilse 1/3 o şekil oluyor. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Artvin TV ekranlarında izlemiş olduğunuz Sokağın Nabzı programının bu haftalık da sonuna geldik. Pazartesi günü görüşmek üzere. Sağlıklı, mutlu hafta sonları dileriz.